Evet şu esasata dikkat lazımdır. Allah'a abdolana her şey musahhardır. Olmayana her şey düşmandır. İki, her şey kader ile takdir edilmiştir. Kısmetine razı ol ki rahat edesin. Yani burada da yani çalışmayalım bir şey yapmayalım oturalım manasına değil elbette. Müslümanın kader anlayışı Cenab-ı Hakk'ın say emrine muhalif olamaz. Çalış emrine muhalif olamaz. Yani çalışacak, her şeyi yapacak, yerine getirecek ama diyelim ki kaderine bugün 3 lira, 5 lira çıktı. Ona kanaat edecek. Eğer buna kanaat etmezse iş yerini, dükkanını açmak için ertesi günü gitmiyor. Yatıyor. Tembellik yapıyor. Dinliyoruz değil mi? Yani burada kanaat meselesinin ne kadar önemli olduğunu, Müslüman neticeye kanaat eder. Çalışma, iş hayatında tembellik etmez. İşte Müslümanın tevekkül anlayışı, teslimiyet anlayışı, kanaat anlayışı budur. Çalışmadan kanaat yok yani. Çalışır. Ortaya ne çıktı eline? 1 lira ya da 100 lira. Ona kanaat eder. Demek benim nasibim bu kadarmış. Değil mi? Aynen böyle. Eğer çalışmadan kanaat edilirse o zaman hem Cenab-ı Hakk'ın kanunlarına karşı, prensiplerine karşı değil mi? Haddini aşıyor. Uygun olmayan bir şey yapıyor. Zaten hali hali buna şahit yani. Tembelliğimizin cezasını başka medeniyetlerin, başka kavimlerin üzerimize çullanmasıyla görüyoruz. Her bakımdan bunun faturası ağır olur. Bunun bedelini bütün bir millet öder. Çocukların öder, torunların öder yani. İnsanın bugün çalışması yarın gelecek nesillerinin, evlatlarının, torunlarının, onların yüzüne karşı dik durmaları. Benim dedelerim gayret içerisinde olmuşlar. Bir şeyler yapmışlar. Bu din için, İslamiyet için, hayat için, helalinden çalışmışlar. Ortaya bir şey koymuşlar. Nasıl iftihar ediyorsun şu anda? Osmanlı'yla, Selçukluları yapılan güzel şeylerle iftihar ediyoruz. Aynen bunun gibi. Cenab-ı Hak katında da çalışmadan sırt üstü yatanların karşılaşacakları handikaplardan bir tanesi de bu. Yani Allah bunun hesabını çalışmadan beklenti içerisine girmenin hesabını elbette bundan sorar yani. Ve bunun dünya hayatında da cezası medeniyette geri kalmakla, dünya hayatında ulaşacağı nimetlere ulaşamamakla, başkalarının devamı kendisini tehdit etmesiyle, içinde parmak karıştırmasıyla vesaireyle bunları görüyor işte, yaşıyor yani. Kendi doktorunu, mühendisini, değil mi askerini, inançlı insanlarını tez elden bu medeniyet mensupları yetiştirip vatanına, milletine, bayrağına, dinine, imana sahip olan insanları yetiştirip ortaya koymazsa bu sefer her türlü tehlikelere açık bir alan meydana gelmiş oluyor. Eninde sonunda bir mikrop bünyeye girdi mi zaten o zaman bunu kaldırmıyor yani. Bediüzzaman Hazretleri eskiden diyor tehlikeler hariçten gelirdi. Dıştan gelen düşmana karşı mukavemet kolay. Düşmanı biliyorsun. Şimdi diyor tehlikeler içeriden geliyor diyor. Kurt gövdenin içerisine girdi diyor. O zaman diyor en yakın düşmanını seçmek ve sezmek zor oluyor, müşkül oluyor. Çünkü nereden biliyorsun bu en yakın dostunun ya da akrabanın senin efendim senin sırtından vurmayacağını, hainlik yapmayacağını. Onun için hakikaten bu temellere sahip olan Allah nesiller yetiştirmeyi nasip eylesin inşallah. Sonunda da yani hainlik yapmayacak, ihanet etmeyecek insanlara inşallah beraber yürümeyi nasip eylesin. Hazreti Ali'nin de böyle bir sözü var yani. Yani insanın vatanına, milletine ihanet eden diyor, en büyük hain odur diyor. Hainliğin tarifini yaparken Hazreti Ali Efendimiz. Hakikaten niye? Çünkü bir birikim var. Bir yerlere geliyor, geliyor, geliyor. Bir bakıyorsun nehir bu tarafa akmış. Olmaz yani. Bir şeyler yapıyorsun ediyorsun, bakıyorsun başka tarafa kanalize olmuş. Mümin bir delikten iki defa sokulmaz yani. Bu hadis-i şerifi nazara dikkate alacağız. Almamız lazım yani. Elhamdülillah. Onun için dünya hayatı niye başkalarının olsun ki? Dünya Allah'ın dünyası. Dolayısıyla mümin de Allah'ın kulu olduğuna göre. Ha böyle gelir misin? Mümin de Allah'ın kulu olduğuna göre. Dolayısıyla yani biz kimin dünyasındayız? Kimin misafiriyiz? Onun misafiriyiz. En iyi şekilde. Gayret edip çalışacağız. Ha, netice. Bir lira çıkmış, 2 lira çıkmış. Muvaffak olmuşuz, olamamışız. Bizi ilgilendirmez orası bize çizilen rotada, gösterilen çizgide, Hazreti Peygamber'in önderliğinde, Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinde değil mi? Yolumuza dikkat ederiz, çalışmamızı yaparız ama elimize bir şey geçer geçmez o ayrı mesele.